İran'ın? Ne oldu, niye şaşırdınız? İyi misiniz? İyiyim ki, karşındayım değil mi? Yok, ben yani hatırınızı sormak için şey yaptım. Siz yanlış anladınız. Bir haftadır sizden raporları bekliyorum Enes Bey. Raporlar hazır. Hemen masama istiyorum o zaman. Yani bu hesap sorar tavrınız bazen gerçekten çok yorucu oluyor. Yani her şey kusursuz, benim tavırlarım sorun oldu öyle mi? Hayır, hayır. Polisin operasyon yaptığı şirketten bahsetmiyorum. Aynen, evet. Akşama kadar bana mail atabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Hayır, çok şıksınız. Çok teşekkürler Damlacığım. Bugün sizi beklemiyorduk ama. Neden? Programı sana bildirdiğimi hatırlamıyorum Merve. Yani geçen gün olanları düşününce. Ha. Evet, şirket olarak gerçekten çok zor bir durumdan geçiyoruz. Yani işlere şu an daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Şirketten bahsetmemiştim ama neyse. Şu mesele. Tabii merak ediyorsunuz değil mi doğal olarak? Ben açıklayayım size. Nişanlımla bazı sorunlar yaşadık ve bir süreliğine ara verdik. Biz Azize çocukluktan arkadaşız. Ne dalgalı bir ilişki bu. İyi oldu, iyi. Sizin de sıkıcı hayatlarınız renklendi benim sayemde. Konuşacak konu çıktı size de. Nehir Hanım, lütfen beni bu işe karıştırmayın. Aa, yapma Serpil ya. Mutluluğun gözlerinden okunuyor. Niye mutlu olacakmış? Çünkü beni zor durumda görmek seni mutlu ediyor da ondan. Bunu ikimiz de biliyoruz. Çok şükür mutlu olacak başka sebeplerim var Nehir Hanım. Evet, her ne yaşandıysa oldu ve bitti. Bugün dünden çok çok daha güçlü bir nehir var karşınızda. Bunu bilerek hareket edin. Ayağınızda denk alın. Anlaşıldı mı? Yazık. Gerçekten çok kötü durumda. Katılıyorum. Kağıt üstünde bir staj olmasın. Yani elimizden geldiğince detaylı tutalım raporları. Olur mu? Olur. İyi günler. Nehir Deren'le görüşmek için geldik. Geliş nedeniniz? İfadesine başvuracağız. Operasyonla ilgili mi? Burası sizi ilgilendirmez. Ne tarafta Nehir Hanım'ın odası? Pardon. Ben yardımcı olayım isterseniz. Buyurun. Eyvallah. Böyle giderse bu şirket yakında batar, ben söyleyeyim. Niye böyle ya, her gün her gün? Niye geldiler ki acaba? Bilmem, çıkar kokusu. Nehir Hanım. Emniyetten sizi görmek için geldiler. Tabii, buyursunlar. İyi günler Nehir Hanım. İyi günler. Geçen günkü operasyonla ilgili buradayız. Tabii, sizi dinliyorum. Buyurun oturun. Yok, oturmayalım. İfadenize başvurmak üzere bizimle birlikte emniyete gelmeniz gerekiyor. Konu neyle ilgiliydi peki, öğrenebilir miyim? Diğer şirketteki şaibeli para akışlarının altında yetkili olarak sizin imzanız var. Ben şirketteki işlerimi halledip uğrarım emniyete. Maalesef Nehir Hanım. Bir an önce gitmemiz gerekiyor. Yani siz çağırsanız ben gelirdim zaten. Böyle olmuyor ama. Nehir Hanım, çantanızı alın çıkalım. Lütfen. Buyurun.
hemen döneceğim. Hakikaten acıdım kadına. Öyle ama ne yapacaksın? Etme bulma dünyası. Mevcut durum detaylı incelerken hesaplarda usulsüz müdahale tespit ettik. Ne demek bu şimdi? Tahsin Korkmaz'a da güveniyor musunuz Zehra? Bir kanaatim ulaşmış gibi konuşuyorsunuz. Herkes gibi sizi de ortada bırakıp kendini temize çıkarttı. Ya da? Ya da ne? Ya da aranızda bir işbirliği söz konusu. Bu hitam kabul etmiyorum. Attığınız imzalar kabul ettiğinizi söylüyor maalesef. Bu durumu açıklamak zorundasınız Neyran. Bundan kaçışınız yok. Evet. Ben tüm bildiklerimi sadece Aziz Korkmazer'e anlatırım. Kendisi avukatınız mı oluyor? Aziz gelmezse ağzından tek kelime duyamazsınız. Sorgusu nasıl geçti? Durumun ciddiyetinin farkında değil. Kendini aklayamazsa bütün hesaplar neye konulacak? Aynen. Artı yurt dışına çıkış yasağı. Müsaade edersen ben bir konuşayım. Tabii. Nasılsın? Yani son zamanda olanlarla birlikte yaşananları düşününce kendimi hiç bu kadar değersiz hissetmemiştim. Her ne yaptıysan, her nasıl hissediyorsan bunu kendi ellerinde hazırladın. Umarım nerede olduğumuzun farkındasındır. Aziz, hesaplardaki bütün oynamaları Tahsin amca ve ekibi yaptı. Yani beni zorla bu işin içine dahil ettiler. Annemle beraber arkamdan iş çevirirken de mi acaba seni zorladılar? Meryem teyzeyle... Bu işi uzatmayalım. Şimdi bana her şeyi anlatmanı istiyorum. Dediğim gibi... Ben kumpasın kurbanı oldum sadece. Beni buraya oyalamak için mi çağırdın Nehir? Hayır, ne alakası var? Buraya seni polisin elinden kurtarmak için gelmedim. Her ne yaptıysanız sonuna kadar hesabını vereceksiniz. Aziz, lütfen benimle böyle konuşma. Ben buraya dertleşmeye gelmedim Nehir. Sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. En başından.